Karşılaşma Atatürk Stadı'nda oynanıyor. Tribünlerde 7000 seyirci var. Tamamlayan futbolcu Feyyaz ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Henüz dakika 1. Gol Feyyaz ve Beşiktaş Karşıyaka karşısında 1-0 öne geçiyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Sergen'in kafası. Top defanstan dönüyor. Büyük Metin vuruyor. Feyyaz tamamlıyor ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Beşiktaşlı taraftarlar sevinç içinde. Taygun. Ani bir Karşıyaka hata. Ve top kornere gidiyor. Topun başında Ziya. Paslaşarak kullanıyor. Tekrar Ziya. Ortalıyor. Ve Cihat kafayı vuruyor ve beraberlik golü. Karşıyaka Beşiktaş karşısında Cihat'la 23. dakikada beraberliği yakalıyor. Ziya'nın ortası, Cihat'ın kafası ve Bako çaresiz. Bu defa sevinme sırası Karşıyakalı taraftarlarda. Tekrar bir Karşıyaka hata. Son anda Gökhan uzaklaştırıyor ve Kadir kornere gönderiyor. Beşiktaş hata. Sergen. Feyyaz topla buluşuyor. Vuruyor. Mehmet tamamlıyor. Ve top ağlarda. Ancak hakem Erman Toroğlu ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymıyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Mehmet tamamlıyor. Ancak hakem Erman Toroğlu ofsayt diye golü saymıyor. Bu defa ani bir Karşıyaka kontrata. Recep geriye bırakıyor. Vuruş top kaleci Bako'da. Ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona eriyor. İkinci yarı. Beşiktaş hata. Ve top üstten Aspak Lau. Topu dışarı atan futbolcu Feyyaz. Bu defa atak sırası Karşıyaka'da. Topla buluşan futbolcu Erhan. Vuruyor ve Bako'yu avlıyor. Dakika 72. Karşıyaka Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçiyor. Yaklaşık 25 metre civarından vuruyor Erhan ve Karşıyaka 2-1 önde. Beşiktaş beraberlik arıyor. Madida. Şık hareketler. Soldan giriyor. Ortalıyor. Mehmet vuruyor ve beraberlik golü. Dakika 74. Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Madida'nın ortası. Mehmet'in şık golesi ve durum 2-2. Recep indiriyor. Topla buluşan Sergen vuruşu ya top yanağlarda. Tekrar Sergen'den gelişen bir atak. Feyyaz. Karşıyaka kalesinde karambol. Madida röveşata. Feyyaz kafayla dolduruyor. Ve bu akınlar sonuç getirmeyince karşılaşma 2-2 berabere sonuçlanıyor. Maçtan sonra Karşıyaka teknik direktörü Veselinovic ve Beşiktaş teknik direktörü Min görüşlerini şöyle açıkladı. Beşiktaş çok iyi bastırdı fakat çocuklarım böyle mücadelede çok cesurca çalıştılar ve puanı hak ettiler. Öyle bir maçta iki tane gol yiyorsunuz. İki gol yedikten sonra çok uyurken uyuyorsunuz resmen ve iki gol yiyorsunuz. Bundan sonra oyunu tekrar kontrolünüz altına almak, tekrar oyunu kovalamak ve bundan sonra da iki gole karşılık üç tane gol atmak çok zor. Biliyorum bütün futbolcularım bu yaptıkları hatanın da herhalde farkındalar ve bir hata yapıldı ve bu neticede oldu.